hoş geldiniz. Bugün günlerden 17 Şubat 2024 Cumartesi. Bugün Melih izinli ama dışarıda işi olduğu için dışarı çıktı. Ben de vakit o vakittir de o yokken yemek koydum ocağa. Yani siz de görüyorsunuz, kuru fasulye haşlıyorum düdüklüde. Onu sizinle koymuştuk. Daha sonra yatağı çarşafları değiştirmem gerekiyordu. Onları makineye attım sizinle beraber. Şimdi süpürdüm. Bir üzerinden tozunu alacağım. O kuruyana kadar zaten makinede bitmiş olur. Onu da asar yayarız tekrardan. Bir yatak odasını süpürdüm. Şimdi bir tozunu alacağım. Ondan sonra yatak odasının işi bitecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra çamaşırlarımız var. Katlanmayı bekleyen, ütü yapılması gerekenler var. Ama ütü hiç sevmediğim için o bekleyebilir. Her neyse, o şekilde ilerliyoruz.
geldim. Bu videomuzda neler yaptık biliyor musunuz? Ben çünkü kesit kesit olduğu için birazcık hatırlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi şöyle açıklayayım ki videomuzda yatak odamızı temizledik. Zaten izlediniz onu. Ne yaptık? Çarşafları değiştirdik. Battaniyeleri, alezleri topladım. Yatağımızı süpürdüm, başlığımızı sildim. Süpürdüm, sildim yani yatak odamızı. Daha sonra ertesi gün ben ilk önce alezleri ve battaniyeyi makineye attım. Onlar yıkandı. Daha sonrasında da yataktan çıkardığım çarşafları, resimleri makineye attım. Onlar yıkandı. Az önce de onları serdim. Şimdi de mutfağımızı toplayacağız. Mutfağı topladıktan sonra da bir süpürüp silmek istiyorum. Daha sonra da katlamamız gereken çamaşırlar var. Ütüye ayrılacak olanlar varsa da onları ayarlarız. Ayırırız ama ütüyü yarın yaparım diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle o şekilde. Şimdi başlayalım.
Yani ip önemsizdi, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Siz ne şekilde yapıyorsunuz bilmiyorum. Her neyse, yerlerini sildik az önce gördüğünüz gibi. Onlar kuruyana kadar biz de çamaşırları katlayalım. Daha sonra halısını yerez, oranın işi biter. Daha sonra bunları katladıktan sonra da burayı bir süpürür, silerim. Bugünlük bu işimiz biter. Büyük ihtimalle banyodaki dolabımızı düzenlediğimiz bir video olacak. Bence çok güzel ve zevkli olacak. Çünkü ben bu tür videoları çok beğeniyorum. Şimdilik o dolapla ilgili bir eksiğim var mı yok mu tam olarak bilmiyorum. Onu yerleştirirken birlikte karar verebiliriz. Bence bir sonraki videoyu takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ben daha yani alışamadığım için çok fazla ne hatırlatacağım, neler söyleyeceğim bilmediğim için. Bence beni takip etmeyi unutmayın. 'Ben şimdi çocuk odasındayım. Çocuk odasını süpürmüştüm. Sonra duvarı yani perdeyi bir çektim ki duvarımız tekrardan rutubet olmuş. Şimdi o rutubeti temizleyeceğiz. Daha sonra zaten bir sadece şu köşe olmuş rutubet. Orayı temizleyeceğim ya da olmadı bütün duvarı komple bir silerim. Şey almıştım ben şu moptan biliyorsunuzdur. Bununla yapabilirim inşallah yani. Daha sonra da dolabın içini temizleyeceğim. Bir bazanın altına bakabilirim. Orayı da temizleyebiliriz. Çünkü orası da birazcık dağınık olabilir. Orayı da temizledikten sonra ütümüz var. Bir sürü ütülememiz gereken şeyler. Ütülerimizi yaparız. Burayı da siler süpürü çıkarız. Buranın da işi bitmiş oluyor. Böylelikle videomuzu bitiririz. Şimdi işe başlayalım. Size şimdi rutubet olan yeri göstereyim. Şöyle boydan boya rutubet. Burayı silmiştim tekrardan oldu.
yaptım ben. Onunla da dolabın kenarlarını sileceğim. Ondan sonra yeri sileceğim. Buranın yerine bunu yatağın yerine koyacağım. Bunun arkalarını da silerim yatağın başlığını. Şu kenarlarını falan da. Daha sonra içini temizleriz. Kurçlardan almıştım ama içine en büyük şurada gördüğünüz battaniyeyi sığdıramamıştık. Şimdi şu yorganı içine koyacağım ve sıkacağım yani süpürgeyle. Burada askıları var.
aslında. Onu da oraya koyacağım. Bu taraftaki dolabımız bu kadar. Bence güzel yer açıldı diye düşünüyorum. Şimdi öteki tarafa geçelim. Bingo aldım. Bu beyazlar için, bu da renkliler için. Bir de şimdi internetten tekrar Ariel'in beyazlar ve renkliler için olanını buldum. Hem de çok güzel bir indirimdeydi. Ben bunu Ariel'in beyazlar için olanını BİM'den 7 kiloydu aldım. 280 liraydı. Çok uygun gelmişti. 39 lira yapıyordu kilosu. Ama sonra internetten bir araştırdım. Baktım ki 10 kilo renkliler için Ariel, 10 kilo beyazlar için Ariel toplamda 20 kilo 403 liraya geliyordu. Tabii 403 liraya geliyordu sanırım. Kilosu da 23 liraya tekabül ediyor. Yani çok güzel bir indirimdi. O yüzden onlara da sipariş verdim. Kendi anneme, kayınvalidime ve kendime 3 tane sipariş vermiş oldum. O şekilde indirimde buldukça bunları stokluyorum ve iyi oluyor. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor. Bunları da buraya koyacağım. Bunlar da alsın. Bitmiş bir şekildeyim. Birazcık oturdum, dinlendim. Yemeğimi yedim. Yani temizlik bittikten sonra telefonumun şarjı bittiği için ben size son halini, yani halıyı sererken falan çekemedim onları. Ben şimdi size son halini göstereyim çocuk odamızın da. Bu videoyu da burada kapatalım.
Hemen size son halini gösteriyorum. Sonra kapanış için tekrar geleceğim. Şimdi çocuk odamızın son hali bu şekilde oldu. Aslında biliyorsunuz bu salonumda duruyordu yerde ama orada rahat edemedim onunla. O yüzden buraya astık. Hazır çivi de yani varken duvarda. Burası bu şekilde. Burada vantilatörümüz. Arkada da çocukların balonları duruyor. Onlar kaldı. Götürmeyi unutmuşuz. Bu şekilde. Ben şu kutuyu yatak odasındaki dolabın üzerine koyacaktım. Öyle söylemiştim. Denedim ama maalesef ki sığmadı. Boyutu yüksek geldi. O yüzden o mecburen orada kaldı. Bir tek ben bavulu oraya koydum. Her neyse, dolabımızı da silmiştim. Halamızı ben yaydım. Nevresimlerimizi değiştirdik bu şekilde. Kapanışı da buradan yapayım istiyorum. Burası çok soğuk. Burada durmak istemiyorum gerçekten ama kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, videolarımı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.